Günaydın, günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın. Oh, günaydın canlarım benim. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Çocuklar hadi kahvaltıya hemen. Ne oldu yağmur? Yok bir şey babacığım. Galiba şoker dışarıda bizi izliyordu. Emin misin? Az önce orada bir adam gördüm. Ondan başka kim olabilir ki? Günaydın canım. Günaydın cicişler. Ay şekerim, sizin arka bahçenin orada yaşlı bir adam gördük. Seslendik ama bizi duymadı bile. Hızla uzaklaşıp gitti. Ben sana demedim mi Hakan? Şöyle takım elbiseli, kır saçlı bir adamdı değil mi? Saçını falan görmedim ama dediğin gibi bir adamdı. Hayırdır? Makbuş da senin tarif ettiğin adamı az önce pencereden içeri bakarken görmüş de. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Biz gittikten sonra sakın kapıyı kimseye açmayın. Dikkatli olun. Sen merak etme evladım. Nana varken bize hiçbir şey olmaz. Nana mı? Şaka gibi misin yani Makbuş? Hani benim gibi uzak doğu sporlarını bilseydi içimiz o zaman rahat olurdu ama... O ne anlar ki? Simge cücüsü ne olur bize bir iki numara göstersene. Çocuklar şimdi sırası mı hiç? Hadi okula geç kalacaksınız. Ya baba daha zamanımız var. Hadi Simge cücüs lütfen. Lütfen ben de çok merak ediyorum. Belki bana bir iki teknik gösterirsen kendimizi daha güvende hissederiz. Tövbe estağfurullah. Tamam tamam. Bir iki hareket göstereyim bari. Film başlıyor. Şimdi, önce ısınma ve konsantrasyon tabii ki. Gülmeyin ya, önemli bir şey yapıyorum burada, konsantrasyonum dağılıyor sonra. Hadi ama Simge cicis, 2 saat oldu okula geç kalacağız. Bir iki hareket göster artık. Bu işin özü konsantrasyondur. İyi de sen o konsantrasyonu yapana kadar 10 kişi döver seni vallahi. Aman çok komik. Evet. Şimdi dikkatle izleyin beni. Bravo Singistis. Şimdi biz eğlenelim Simge Hanım. Ay ne oldu bana? Ay. Allah kahretsin. Anneciğim al şunu. Ver. Bağlayacağım. Bağlayacağım. Hakan. Ben arkadan gelirim. Sen işe git. Pantolonumu değiştirmem gerek. Sussanıza be. Ne gülüyorsunuz? Bak gülmeyin çok fena olacak. Ya, sussanıza be. Uzak doğu sporlarını bu kadar ustaca yapan bir annen olduğu için ne kadar şanslısın. Kendini çok güvende hissediyorsundur. Bu baba şaka gibi. Ay yok şekerim yok. Siz bana inanmıyorsunuz ama bu kızda kesin bir şey var. Yok canım daha neler ya. İyi ama ne zaman ona bir şey demeye kalksam başıma muhakkak bir şey geliyor. Ay bu kaçıncı? Oysa beni bilirsin. Uzak doğu dövüş sanatlarında ne kadar ustayımdır. Bilirim öylesin. Sen yoksa benim söylediklerime inanmıyor musun Merve?
Simge, bence sen bu nanayı fazla büyütüyorsun. Ay sanki insanüstü güçleri varmış gibi bahsediyorsun kızdan. Küçücük bir şey o. Belki de kem gözlüdür ha? Hani vardır ya öyle kişiler. Ay vallahi en sevdiğim pantolon ortadan ikiye ayrıldı ya. Gülmesene Merve. Burası da ilk öğretim dersliklerimizin olduğu bölüm. Gerçekten benim zamanımda Gülbina ile hiç ilgisi kalmamış. Emre gel gel. Emre gel bak sana ne göstereceğiz. Aklınca beni mi izliyor bu çocuk? Belki de babası tembih etmiştir. Aman bu yakışıklı aslan gibi adam varken ona mı kaldım ben? Yavrum neden derste değilsin sen? Öğretmenim sizin için bir hediye yapmıştım da onu vermek istedim size. Artık beni okuldan atar herhalde. Ah bu çocuklar ne şekerler değil mi? Aram hepsiyle öyle iyi ki. Nebahat öğretmen diye eteğimin dibinden ayrılmazlar işte böyle. Ver bakayım canım. Canım benim. Ne kadar da şakacısın. Kızmadınız mı? Aşk olsun. Benim şakadan nasıl hoşlandığımı bilmiyor musun canım? Ay çok güzel bir hediye. İzninizle dersliğe girip ders dinlemek istiyorum. Ay ne demek? Buyurun hay hay. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Pınar, hemen buraya gel. Buyurun. Pardon hocam. Dersinizi dinleyebilir miyim acaba? Tabii memnun olurum. Buyurun. Evet arkadaşlar. Hep birlikte yazalım. Ne diyorduk? Evet, maddenin 3 hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Evet arkadaşlar, maddenin 3 hali dünyanın 1001 türlü hali vardır. Evet, neymiş maddenin 3 hali sayalım bakalım. Katı, sıvı, gaz. Evet arkadaşlar, katıya örnek verelim. Buyurun. Buz. Sıvıya kim örnek verir? Su. Aferin. Bana bak, yağmuru saçın çekip duruyormuşsun. Seninle çok kötü görüşeceğiz ona göre. Hadi ya, kaç kişiyle görüşeceksin? Öğretmene söylerim bak. Söylersin tabii, pis ispiyoncu. Bileğine güveniyorsan gelsene. Emre, konuşma bakayım. Saçımı bırak. Bana bak, sen çok oluyorsun ama. Ne diyorsun ya, sıkma canımı. Seni öğretmene söyleyeceğim. Söyle söyle, bir de kahve söyle. Sen busun oğlum işte, korkak bir tavuksun. Ben tavuk falan değilim. Tavuk, 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 tavuk. Tavuk, tavuk. İyi misin Emre? Ya gördün işte, benimle dalga geçti. Babam bir de öğretmeni söyle diyor. Uf. Naber? Yazın yazın arkadaşlar, gelen giden yok. Yazın. Tamam. Of, matematik tamam da Türkçeden çok korkuyorum. Ben de bir tek Türkçeden korkmuyorum. Dün gece heyecandan blok mu bile yiyemedim. Düşünebiliyor musun? Ben de sürekli yıldıznameye baktım. İyi, astrolojiden soru çıkarsa yaparsın artık. Aman çok komik. Sorulara dikkatli okumamız lazım. O zaman yanlış yapma yüzdemiz azalır. Vallahi bu sınavdan zayıf alırsam annemin yüreğine iner. Üf, aman, amma da büyüttünüz şu sınavı ha. Büyütülmeyecek gibi mi? Sabah babamın bana attığı nutukları duysaydım. Oho! Oğlum ömür biter bu ülkede, sınav bitmez. Alışsan iyi olur. Hepimiz daha çok nutuk dinleyeceğiz. Hoca geliyor, hoca geliyor. Toparlanın çabuk. Anca bağlı şunu kaldı. Şaka yaptım, şaka. Ah.
Ya. Seni var ya. Nedir nedir ya? Ya bırakın. Vah yavrucak vah. Demek baban çok hasta. Ay kıyamam ona ben. Ah yani ah, vah çok yazık vah. Ay, neden bir telefon açmadınız kızım? Bir çorba yapıp getirirdim. Çok naziksiz müdür hanım. Aa, bana Nebahat abla diyebilirsin canım. Ama baş başayken. Bu akşam okul çıkışı bir uğrarım geçmiş olsuna. Yok yok sakın uğramayın. Doktorlar babamı karantinaya aldı. Domuz gribinden şüpheleniyorlar. Ben de bir akrabamızda kalıyorum. Neyse ben gideyim artık. Sınava hazırlanacağım. Başarılar tatlım. Müdür hanım. Hı. Arkadaşımı ispiyonlamış gibi olmayayım ama Yağmur Güne o kolyeyi boynuna takıp gelmiş. Ay beni öldürecek bu kız. Ne anlıyor şu çirkin kolyeden bilmiyorum ki. Acaba duyurma böyle kutu gibi bir şey mi? İçine kopya falan saklamış olmasın? Benim okulumda kimse kopya çekemez. Neyse ben onun hakkından gelmesini bilirim. Müdür hanım soru kitapçıklarını getirdim. Ha, şuraya koyun rica ederim. Tamam. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben korkuyorum. Ben klasik olarak fen bilgisi ve matematikten korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersten korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. Bu aralar çok devamsızlık yaptın tabii. Gitar kursları biraz saçma oldu yani. Haklısın ama ne yapayım oldu işte. Ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kaç kere söylüyorum sana takı takmak yok diye. Hı? Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım öğreneceğiz. Eyvah kolyem. Boş ver sonra almanın bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre ol. Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Sana ne? Aman ne zeka. Dünyaya gitmemiz için gerekli olan iksiri Kulina Hanım dökmüş. Sanki yeniden yapamayacağım. Bu Kulina'nın bazen kafası hiç çalışmıyor. Ama benim zekam zehir gibi zehir gibi. Bundan da koyalım ki sihir güçleri dünyada işe yaramasın. Tamamdır, biraz dinlensin. Şimdi bunu onlara nasıl içireceğim? Sizin için bir oyun iksiri hazırladım desem? Yok yok, şüphelenebilirler. Sihirli flüt. Tabii ya, hem çok eğlenceli hem de çok kolay olacak. Ben bile bir hoş oldum. Heh. Yine de bu flütü bir denemem gerek. Heh. Heh. Dünyaya gitmek en iyisi. Çok dağıtmışlar mı odalarını Nana? Sana göre hava hoş tabii. Kulina Hanım'a söyleyeyim de şu yüzükten bana da versin. Sadece yüzük bir işe yaramaz. İhtiyarcı da. Hadi oradan terbiyesiz. Ne işin var senin burada? Seninle dans etmeye geldim şekerim. Hadi oradan edepsiz. Neden senle dans edecekmişim ha? Tamam o zaman. Sen yalnız dans et, ben de çalayım. Hadi başla Makbuş. Kadınım. Romatizmalarım var benim. Dayanamayacağım. Aa, ay yeter. Yapma. Dur diyorum sana. Dur. Aa.
Aman pek de eğlenceli. Dur evladım, dursana. Ay, ay ne şeytan şeysin sen öyle. Makbuş, ne oluyor? Nana, sen de katıl bize hadi. Dur, yapma. Dur bak, çok fena olacak. Şoker dur. Şoker dur dedim. Yapma. Ay. Ne yapıyorsun ya? Yandı parmaklarım. Ay. Öldüm bittim. Ay. Siz de şakadan ne anlarsınız canım? Ay. Ne istiyor yine bu? Eğlenmeye gelmiş baksana. Nasıl bir eğlenceyse bu. Ay ölecektim neredeyse. Sersem şey. Kim bilir aklında yine neler var. Ay. Kaldınız, çaldırdınız çekince sersemler. Şoker bana bak. Eğer bu işin altından senin parmağın çıkarsa. Amma da yaptın Kulina. Daha neler artık. Konsey deliye döndü Kulina. Önce sen. Daha sonra da onlar cezalandırılacakmış. Hemen bulun çekici diyorlar. Her yere baktınız mı? Her yere. Yok. Ay mahvoldum ben, mahvoldum. Mahvoldun sen Kulina. Ne soruyorsunuz? O uyudu. Hem bu iki sersemin yüzünden. Aa, Nana çok fena çekiç çalındı. Şoker almıştır kesin. Ah ben almadım diyor. Ben baş birlikten... Yavaş. Ben baş birlikten atılayım diye yerini hayatta söylenmez biliyorsun. Hemen bulmamız gerek. Oyuncaklar dünyasında şokerin saklayabileceği her yere baktım zaten. Kesinlikle yok. Belki de başka biri aldı ama kim acaba? Ah bir bu eksikti. Çok bilmiş. Çalışmalarına sakın ara verme olur mu? Sen çok yeteneklisin bunu unutma. Tamam. Korku, seni çok özleyeceğim. Gitme Kulina. Hoşça kalın sevgili oyuncaklarım. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ay. Ve hep sevgiyle hatırlayacağım. Hadi gel bakalım. Ay. Gezegenler Konseyi bizim konseyin de işine son vermiş. Peki, Korfo başberi kim olacak? Ha? Evet, yeni başberimizi açıklıyorum arkadaşlar. Şoker! Yaşasın! Başberi ben oldum. Çak. Hepinize soracağım. Budur işte. Oley. Kutlamalar başlasın. 40 gün 40 gece kutlayalım bunu. Piero, hadi Bilge, sıraya geçip kutlayıp tebrik edin. Ay olamaz. Baş birimiz ben ol. Hadi, ne duruyorsunuz ha? Kurşan, Piero. Ha. Kutlayın beni. Hadi, çabuk. Buraya gel. Kutlayın beni. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Ben başperinizim. Gitmeyin. Of. Gidin. Ben size yapacağım bilin. Sizi var ya sizi. Hah.